spesifik bir konuyu detaylı inceledi Pay for Delay diye. Ki Pay for Delay'leri aynı zamanda yatay anlaşmalar ve hakim durumun kötüye kullanılması kapsamında da değerlendirilebiliyor. Melih Bey ise bize ilaç sektöründeki güncel rekabet hukuku tartışmalarını tamamına bir bakış atacak ama sunuma da ben baktım. Güzel kararlar var. Özellikle son dönemlerdeki benim de çok yakından takip ettiğim özellikle Aspen kararı ve bunun ilaç piyasası üzerindeki etkileri yine dünya Avrupa'da değişik ülkelerde de verilen rekabet ihlallerinden kaynaklı Türk rekabet hukuku yansımaları da olacak. Bu sefer Türk rekabet hukukunda biraz daha yer bulmuş kararlara da yer vereceğini düşünüyoruz. Yine Bilkent Hukuk mezunu okuldaş olan genç arkadaşımız Melih Bey bize bunları anlatacak. Söz sizde Melih Bey. Merhabalar, herkese saygıyla selamlıyorum. Ekranım görünüyor mu acaba? Görünüyor, görünüyor. Evet, herkese yeniden merhaba. Öncelikle değerli sunum için Ekin hocamıza teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca bizlere böylesine bir platform sağladıkları için Keremcan hocamıza, Muzaffer hocamıza ve Deniz Bey'e de ayrıca teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Ben bugün son dönem kararları içinde ilaç sektöründeki güncel rekabet hukuku tartışmaları başlıklı sunumla sizlerle birlikte olacağım. Dilerseniz öncelikle sunum planının üzerinden geçmek isterim. Melih Bey, başlamadan sunumu tam ekran yaparsanız daha rahat edebiliriz. İlk olarak orijinal ürün, jenerik ürün ayrımına bakacağız. Ekin hocamız bunun üzerinden geçti. Daha sonra ilaç sektöründeki rekabeti etkileyen temel düzenlemeleri inceleyeceğiz. Akabinde ilaç sektöründe pazar tanımı ve pazar gücü değerlendirmeleri nasıl yapılıyor, ona bakacağız. Daha sonra ilaç sektöründe rekabet hukuku incelemelerine konu davranışların üzerinden geçeceğiz ve daha sonra seçtiğimiz 4 tane kararı inceleyeceğiz. Umarım herkes için faydalı bir sunum olur. Öncelikle orijinal ürün, jenerik ürün ayrımıyla başlamak isterim. Orijinal ürün etkin madde açısından dünyada piyasaya ilk defa sunulmak üzere ruhsatlandırılmış veya izin verilmiş beşeri tıbbi ürünleri ifade ediyor. Yani bir hastalığın tedavisinde kullanılacak, ilk defa kullanılacak ürünler. Bunları üreten firmalara da orijinal ilaç firmaları deniyor. Jenerik tıbbi ürün ise etkin madde açısından referans tıbbi ürün ile aynı kalitatif ve kantitatif terkibe ve aynı farmasötik şekle sahip olan ve biyoeşdeğerlerinin uygun biyoyararlanım çalışmaları ile kanıtlandığı tıbbi ürünler şeklinde uzun bir açıklaması var. Kısaca orijinal ürünün muadili olarak ifade edebiliriz. Bunları üreten firmalara da jenerik ilaç firmaları diyoruz. Bu ürünlerin yaşam döngüsüne bakacak olursak, öncelikle orijinal ilaç üreticileri bir molekül için patent kurumlarına başvuruda bulunuyorlar. Daha sonra gerekli ruhsat aşamalarını geçtikten sonra pazara sunulabilir bir ürün elde ediyorlar. Daha sonra bu molekül başvurusundan itibaren 20 yıl geçtikten sonra da jenerik ürünlerini piyasaya sunuyorlar. Tabii burada dikkat ederseniz patent molekül için patent kurumlarına başvuru yapılan tarih ile pazara sunulabilir bir ürün elde edilmesi yani ruhsat alınması arasında bir zaman geçiyor. Ki bu da ciddi bir süre aslında. 10-12 yılları bulan süreler bunlar. Dolayısıyla fiili patent süresi yani patent korumasından aktif olarak yararlanılan süre 20 yıldan oldukça daha kısa sürüyor. Burada bazı tablolarımız var. Sol üstteki tabloya bakarsanız orijinal ilaç firmalarının Ar-Ge harcamalarının yıllar içinde ciddi oranda arttığını görüyoruz. Yine alt taraftaki tabloya, grafiğe baktığımızda da onay alan yeni ilaç sayısında son yıllarda yine belirgin bir artış olduğunu görüyoruz. Sağ taraftaki grafiğe baktığımızda da yine ilaç sektörünün ne kadar Ar-Ge yoğunluklu bir sektör olduğunu, yarı iletken gibi, yazılım gibi, işte teknolojik donanım gibi sektörlerle kıyaslandığında çok daha Ar-Ge'ye dayalı bir sektör olduğunu görüyoruz ilaç firmasının. Burada yine bir tablomuz var. Bu tabloda orijinal ilaç firmalarının maliyet dağılımlarını gösteren bir tablo. Burada pazarlama, üretim ve Ar-Ge
harcamaların ön plana çıktığını görüyoruz bu tabloda. Tabii az önceki grafiklerle beraber değerlendirirsek aslında Ar-Ge harcamaların son yıllarda arttığını da göz önünde bulundurursak bu tabloda da Ar-Ge'nin payının ben artmış olabileceğini düşünüyorum. Zira bu tablo Avrupa Komisyonu'nun 2007 yılında yayınladığı rapordan alınma bir tablo. Alttaki tabloya baktığımızda da jenerik ilaçların maliyet dağılımlarını görüyoruz. Burada pazarlama ve Ar-Ge maliyetlerinin biraz daha geri planda kaldığını ve üretim maliyetlerinin ön plana çıktığını görüyoruz. Tabii bugün bir ilaç geliştirmenin maliyetinin yaklaşık 2,5-3 milyar dolar civarlarında olduğu söyleniyor. Burada da bu Ar-Ge ve pazarlama maliyetlerin payını düşündüğümüzde aslında bunlar çok ciddi pazara giriş engelleri teşkil ediyor. Bu yüksek maliyetler yüzünden de aslında orijinal ilaç firmalarının sayısında az olduğunu görüyoruz. Orijinal ürün, jenerik ürün ayrımı genel olarak bu şekildeydi. Şimdi ilaç sektöründeki rekabeti etkileyen düzenlemelere şöyle bir bakmak istiyoruz. Öncelikle patente bakacağız. Bir önceki sunumda da uzun uzun tartışıldı. Az önce şekilde gösterdiğim üzere aslında patent koruması molekül için başvuru tarihinden itibaren 20 yıl. Fakat fiili patent süresi daha da az. Tabii patent koruması orijinal ilaç firmalarına belirli bir süre boyunca piyasada tek aktör olma avantajı sağlıyor. Dolayısıyla bu da aslında eksik bir rekabetçi yapıya yol açıyor piyasada. Bu noktada düzenleyicilerde bir ikileme düşüyor. Zira bir tarafta orijinal ilaç firmalarına münasırlık sağlandığı zaman bu firmaların da yeni ürünler geliştirmek, yeni teknolojiler geliştirmek adına motivasyonlarını sağlamış oluyorsunuz ve böylece Ar-Ge ve inovasyon devamlılığı sağlanmış oluyor. Diğer tarafta da dediğimiz üzere münasırlığın getirdiği eksik bir rekabetçi yapı söz konusu. İşte patente ilişkin düzenlemeler de bu iki tarafı da dengelemeyi amaçlıyor aslında. Burada orijinal ilaç firmalarının hanesine baktığımızda ilaçlara ilişkin teknik bilgilerini belirli bir süre boyunca saklı tutmalarını, başkalarıyla paylaşmamalarını sağlayan veri imtiyazı düzenlemeleri oluyor. Yine bu sol altta gördüğünüz iki düzenleme türleri de hem ABD hem ABD'de ilaç firmalarının bu fiili patent süresini uzatmaya yönelik bir takım düzenlemeler mevcut. Jenerik ilaç tarafına baktığımızda jenerik ilaçların patent tecavüzü iddialarına maruz kalmadan ruhsatlandırma çalışmalarını yürütebilmelerini sağlayan Bolaris istisnasını görüyoruz. Yine jenerik ilaçların, Hamdi hocamız da biraz önce bahsetti, jenerik ilaçların ruhsatlandırma süreçlerinin daha kısa olduğunu görüyoruz. Buna bir sonraki slaytta da değineceğim. Yine bir önceki sunumda üzerinden geçildi. Pazara giren ilk jenerik ürüne de bir pazarlama münasırlığı sağlanıyor. Bir diğer alanımız ruhsatlandırma. Ruhsatlandırma da özellikle de orijinal ilaç üreticileri bakımından masraflı ve oldukça uzun süren bir aşama. Bu aşama orijinal ilaç firmaları için klinik safha ve pardon, klinik öncesi safha ve klinik safha olarak ikiye ayrılıyor. Klinik öncesi safha hayvan ve laboratuvar testlerini içerirken klinik safha ürünün çeşitli örneklem grupları üzerinde denenmesini kapsıyor. Burada da işte hepimizin aslında pandemi sürecinden de aşina olduğu üzere dört faz var. Dört fazda ürün çeşitli örneklem grupları üzerinde deniyor. Burada faz 3 özellikle ön plana çıkan ve oldukça maliyetli olan bir aşama. Jenerik testlerin ise bu dört fazlık klinik testleri geçme zorunluluğu bulunmuyor. Bunlar orijinal ilaçla biyo yararlılığının ve biyo eşdeğerliklerini ispatlayarak ruhsat alabiliyorlar. Dolayısıyla aslında jenerik ilaçların ruhsatlanma süreci hem daha az maliyetli hem de daha hızlı ilerliyor diyebiliriz. Yine az önce bahsettiğimiz patent tecavüzü iddialarına maruz kalmadan ruhsatlandırma çalışmalarını yürütebilmeleri de jenerik ilaçların pazara hızlı girmelerini sağlıyor. Tabii rekabet açısından jenerik ilaçların pazara giriş süresi büyük önem taşıyor. Zira hem tedavi opsiyonu, ürün opsiyonu artmış oluyor. Hem de birazdan değineceğimiz üzere ilaç fiyatları düşüyor. Ayrıca
geri ödeme kurumları dediğimiz sigortalarında ilaç harcamaları azalıyor jenerik ilaçlar pazara girdiği zaman. Tabii ruhsatlandırma sürecinin uzaması orijinal ilaçlar bakımından da sorun. Orijinal ilaçların ruhsatlandırma süreçleri uzadığında da bu defa hastalar aslında bir tedaviden mahrum kalmış oluyorlar. Yenilikçi bir teknolojiden mahrum kalmış olabiliyorlar. Bu da yani dolayısıyla aslında ruhsatlandırmanın gecikmesi hem jenerik hem orijinal ürün açısından ve rekabet açısından problemlere yol açıyor. Bir diğer önemli düzenleme alanımız fiyatlandırma. Tabii ilaç sektörü diğer sektörlere göre farklılıklar arz eden bir sektör. Özellikle arz talep yapısı anlamında farklılaşan bir sektör. Normal çoğu piyasada ürünü tüketiciler alır. Ürünün bedelini tüketiciler öder ve tüketiciler kullanır o ürünü. İlaç sektöründe ise kullanılacak ürünleri reçete yazan doktorların karar verdiğini ve ürünü kullanan hastaların çok küçük katılım payları altında ya da hiç bedel ödemeksizin ürünleri kullandığını görüyoruz. Geri ödeme kurumları da ilaç masraflarını karşılayan taraf konumdalar. Böyle ayrıksı bir yapı var dolayısıyla. Tabii bu durumda hem doktorların fiyatlara duyarsız kalmasına yol açabiliyor, yine hastaların fiyatlara duyarsız kalmasına yol açabiliyor ve hastaların hastalıklardan sakınma ve doktor ziyaretleri konusunda da duyarsız kalmasına yol açabiliyor. Dolayısıyla da bu fiyatları kontrol altına almak adına harcamaların artmasının önüne geçmek ve ilaç bulunabilirliğini temin etmek adına bir takım düzenlemelere, regülasyonlara başvurulduğunu görüyoruz. Burada ben Dünya Sağlık Örgütü'nün bir raporundan aldım. Uzun bir liste var. Bunlara tek tek tabii girmeyeceğim. Burada koyu renkli olanlar daha ön plana çıktığını, daha sık başvurulduğunu düşündüklerim. Zaten çoğu ülkede bunlardan birkaç tanesini birden uyguluyor. Çoğu ülke bunları karma bir biçimde uyguluyor. Ben Türkiye üzerinden de anlatmak istiyorum bunu. Türkiye'de fiyatlandırma nasıl oluyor? Biz öncelikle dışsal referans fiyatlandırma sistemini kullanarak ilaçların baz fiyatını belirliyoruz. Burada 5 ülkeye bakıyoruz. Fransa, İtalya, İspanya, Portekiz ve Yunanistan. Bir ürün bu ülkelerin hangisinde en ucuza satılıyorsa o ülkedeki fiyatı baz fiyat olarak alıyoruz. Daha sonra ürünün piyasaya sunmasının üzerinden 20 yıl geçip geçmediğine göre ikili bir ayrıma gidiyoruz. Eğer 20 yıldan az bir zaman geçmişse bu defa eşdeğeri olup olmadığına bakıyoruz. Eğer ilacın eşdeğeri yoksa referans fiyatı aynen alıyoruz. 5 ülkedeki en ucuz fiyatı. Bunun üzerine depocu ve eczacı kar oranlarını ekliyoruz. Ve daha sonra vergi oranlarını ekleyerek nihai fiyatı tespit ediyoruz. Eğer bu 20 yıldan küçük ilacın eşdeğeri varsa bu defa referans fiyatın %60'ını alıyoruz sadece. Bunun üzerine depocu ve eczacı kar oranlarını ve vergi oranlarını ekliyoruz. İlaç piyasaya sunulalı 20 yıldan fazla zaman geçmişse de referans fiyatın %80'ini alıyoruz. Yine kar oranlarıyla vergi oranlarını ekliyoruz. Depocu ve eczacı kar oranları nasıl belirleniyor? Bu da alttaki tabloda var. Burada da fiyat baremlerine göre değişen kar oranları mevcut. Tabii fiyatlandırmanın da rekabet üzerinde etkileri oluyor. Birincisi Ar-Ge faaliyetlerini etkileyebiliyor. Zira orijinal ilaç firmaları belirttiğimiz üzere çok yoğun yatırımlar yapıyorlar ve bu kadar yoğun yatırım yaptıkları bir ortamda bu yatırımlarının karşılığını alamadıkları durumda Ar-Ge faaliyetleri bundan olumsuz etkilenebiliyor. Jenerik ve orijinal ilaç girişlerini etkiliyor fiyatlandırma politikaları. Tabii şimdi orijinal ürünler belirli bir süre boyunca tek aktör oldukları için hem doktorlar nezdinde hem de hastalar nezdinde bir marka bağımlılığı, bir marka imajı elde ediyorlar. Doktorlar başka ürünlere yönelmek isteyemeyebiliyor. Bunun karşısında da jenerik ilaçların en büyük silahı düşük fiyatla pazara girmek oluyor. Sistemin düşük fiyatlı ilaçları ödüllendirdiği pazarlarda da jenerik ilaçların rekabet avantajı artıyor. Yine pazara giriş kararlarını etkileyebiliyor fiyatlandırma politikaları. Çünkü birçok ülke dışsal referans fiyatlandırma sistemini uyguluyor ilaç fiyatlarını belirlerken. Örneğin yüksek fiyat uygulayan bir ülke, düşük fiyat uygulayan bir ülkeyi referans gösteriyorsa, hele bir de bu düşük fiyat uygulayan ülke görece küçük bir pazarsa, bu defa ilaç firmaları bu küçük, özür dilerim, düşük fiyat uygulayan pazara girmemeyi tercih edebiliyorlar. Çünkü bu defa yüksek fiyat uygulanan ülkede de fiyatların düşmesi riskiyle karşı karşıya kalabiliyorlar.
Koordinasyon riski zaten üzerinden çok geçtik. Pay for delay anlaşmalarına yol açabiliyor yine bu fiyatlandırma politikaları. Zira orijinal ilaç girdiği zaman, özür dilerim, jenerik ilaç pazara girdiği zaman orijinal ilacın da fiyatı düşüyor. Fiyatlandırma da bu şekildeydi. Bu bölümde son olarak geri ödemeye bakacağız. Geri ödemede ilaç masraflarının tamamının veya bir kısmının geri ödeme kurumları dediğimiz zorunlu veya özel sağlık sigortaları tarafından karşılanmasını ifade ediyor. Tabii geri ödeme kapsamına alınmak ilaçlar için de rekabet avantajı demek oluyor. Zira geri ödeme kapsamına alınan ilacın masrafların çoğu hastalar tarafından karşılanmıyor. Hastalar da ya hiç para ödemeyecekleri ya da küçük bedeller karşılığında alacakları ilaçlara yönelme eğiliminde olabiliyorlar. Özellikle fiyat duyarlı olan hastalar. Ülkemizdeki en büyük geri ödeme kurumu Sosyal Güvenlik Kurumu. Bunu da vurgulayalım. Geri ödeme ile ilgili iki tane önemli husus gözümüze çarpıyor. Birincisi, tüketiciler çok düşük katkı payları karşılığında ilaca eriştikleri zaman bazı ahlaki tehlikeler ortaya çıkabiliyor. İşte hastalıklardan yeterince sakınmayabiliyorlar. Hasta oldukları zaman ya da gerektiği durumlarda hastaneleri, doktorları ziyaret etmeyebiliyorlar. Bir diğer husus, ilaç masrafları devlet tarafından karşılandığında sigortalılardan tahsil edilen primler veya vergi gelirleriyle finanse ediliyor. Burada gelişmiş ülkelerde yaşlanan nüfusa bağlı olarak ilaç harcamalarının artmasına sebep oluyor. İşte ülkelerde bu harcamaların artmasının önüne geçmek için bir takım yöntemlere başlıyorlar. Bunlardan bir tanesi maliyet paylaşımı. Burada ilaç maliyetlerinin bir kısmının hastalar tarafından karşılanması, hastaların katılımını arttırılması, böylelikle hastaların duyarlılık seviyesinin arttırılması öngörülüyor. Eşdeğer ürün uygulaması yine çok sık başvurulan bir yöntem. Burada da benzer etkili ürünler aynı grupta değerlendirilerek bunlardan en ucuz olanın fiyatı baz alınıyor ve geri ödeme tarafından karşılanacak bedel tutarı en ucuz ürünün fiyatının belli bir yüzdesi şeklinde tespit ediliyor. Eğer hastalar hala pahalı ürünü kullanmak istiyorlarsa aradaki farkı ceplerinden karşılıyorlar. İhaleler, bu da özellikle hastanelerin yaptığı toplu ilaç alımlarında çok başvurulan bir yöntem. Bu da benzer etkili ürünler arasından en uygun ve fiyat ve şartları sunan teşebbüsün ürünlerin tercih edilmesi esasına dayanıyor. Alternatif geri ödeme dediğimiz bir yöntem var bir de. Burada da çeşitli sahiplerle normal geri ödeme kuralları terk edilerek pazarlık usulüyle bir alternatif yeni bir geri ödeme modeli tespit ediliyor. Buradaki sahipler ne olabilir? İşte çok az kişinin kullandığı hastalıkların tedavisinde, ilaçların mali veya tıbbi etkiler bakımından ayrıştığı durumlarda ya da İşte ithal üretimden yerli üretime geçmeyi teşvik gibi durumlarda geri ödeme kurallarını terk edilerek başka yöntemler geliştirilmesi tercih edilebiliyor. Son olarak Türkiye'de geri ödeme nasıl? Buna bakalım. Burada bir tablomuz var. Fiyat baremleri var ve bir takım yüzdeler var. Bunlar yeni değişti Şubat ve Mart aylarında. Buradaki yüzdeler az önce belirlediğimiz usulde tespit edilen fiyatlar üzerinden SGK alımlarında uygulanan iskonto oranları. Yine 20 yıllık olup olmamasına göre bir ayrım var. Yine orijinal jenerik ayrımı var. Örneğin 32 lira 71 kuruş üzeri fiyatlı ilaçlarda ürünün jeneriği yoksa %41'lik bir iskonto var. Jeneriği varsa %28'lik bir iskonto var. Zira jenerik girdiği zaman zaten fiyat düşüyor. İskonto oranı da biraz daha düşmüş oluyor. Çünkü jenerik yoksa fiyat zaten yüksek seyrediyor. Yine eczaneler hastaya ürün verdiği zaman eczaneler de SGK'ya ayrı bir iskonto uygulanıyor. Bu da Mart ayı başında değişti yanlış hatırlamıyorsam. Bu eczanelerin uyguladığı iskonto da bu gördüğünüz eczane hasılatlarına göre belirleniyor. Sağda yine bir tablomuz var. Bu tabloda Türkiye'deki ilaç pazarının geri ödeme dağılımını gösteriyor. Tabloya baktığımızda Türkiye'deki ilaçların çok büyük bir kısmının reçeteli ilaç kategorisinde olduğunu ve bunların da çok büyük bir kısmının geri ödeme kapsamında olduğunu görüyoruz. Bu da İEİS, İlaç Endüstrisi İşverenleri Sendikası'nın raporundan alınma. Aslında bu açıdan vatandaşlar olarak da şanslı olduğumuzu söyleyebiliriz. Temel düzenlemeler bu şekildeydi. Şimdi
Pazar tanımı ve pazar gücü değerlendirmesi nasıl yapılıyor ona bir kısaca bakmak istiyorum. Coğrafi pazarla başlayacak olursak ilaç sektöründe coğrafi pazar tanımının genellikle ülke bazında yapıldığını görüyoruz. Bunda da hem ülkelerin farklı reçeteleme kuralları olması hem farklı popülasyon yapılarının olması hem de kalıtsal yapılar gibi sebeplerle insanların hastalıklardan etkilenme düzeylerinin farklı olması gibi sebepler bunun altında yatıyor. Ürün pazarına baktığımızda az önce bahsettiğim üzere çok farklı bir arz talep yapısı var ilaç sektörünün. Dolayısıyla bunu diğer sektörlerde uygulanan sniff testini ürün pazarı bakımından burada uygulamak çok elverişli olmuyor ilaç sektöründe. Bu yüzden de Avrupa Komisyonu ve Rekabet Kurumu ilaçları ürünleri terapötik etkilerine göre sınıflandıran anatomik terapötik sınıflandırmaya esas alıyor ilaç sektöründe ürün pazarını tanımlarken. Buna bakacak olursak bu sınıflandırmada da ürünler birden beşe kadar gruplara ayrılıyor. Birinci grup en genel grup, beşinci grup en özel grup. Burada zaten sağdaki tabloda da ne kadar arttığını, ne kadar genelden özele gidiş olduğunu da görebilirsiniz. Yine buradaki bazı kararlarımız var. Bu kararlara baktığımızda ilk olarak ATC 3 sınıfının başlangıç noktası olarak alındığını ve genelde ilgili ürün pazarının buna göre tanımlandığını. Fakat eğer ürünler terapötik etki olarak yani hastalık üzerindeki etki olarak birbirinden ayrışıyorsa ATC 4 ve hatta ATC 5 seviyesinde pazarın tanımlanabileceğini görüyoruz. Keza birazdan inceleyeceğimiz Aspen kararında da örneğin pazarın ATC 5 seviyesinde tanımlandığını görüyoruz. Burada yine ilgimi çeken bir kurul kararına rastladım. Onu paylaşmak istedim. Buradaki değerlendirme ilgimi çekti. Burada ürünler aynı ATC 3 sınıfında yer alsa bile mevcut kurallara göre, düzenlemelere göre eczanelerin farklı etkin maddeli bir ilacı hastalara vermesinin yasak olduğu, dolayısıyla ilgi ürün pazarı tanımlanırken etkin madde seviyesinin de ele alınması gerektiği değerlendiriliyor. Bu bir ön araştırma. Ve buna göre bir bakılıyor. Ve 7 üründen 5'inde Daiichi'nin ürünlerinin muadilinin olmadığı ve dolayısıyla teşebbüsün bu 5 ilgili ürün pazarı bakımından hakim durumda olduğu tespiti yapılıyor. Pazar tanımı ve pazar gücü değerlendirmesi bu şekildeydi. Son olarak inceleyeceğimiz kararlara geçmeden önce ilaç sektöründe hangi davranışlar rekabet hukuk incelemelerine konu olabiliyor? Sınıflandırarak ben bunları inceledim. Sizlerle de paylaşmak istiyorum. Dördüncü maddeyle başlayacak olursak, öncelikle yatay anlaşmalar dikkat çekiyor. Burada tabii ilaç sektörü çok katmanlı bir yapı. Hem ilaç firmaları var, eczacı depoları var, eczaneler var. Burada ilaç firmalar arasındaki fiyat belirleme anlaşmaları gündeme gelebiliyor. Yine üzerinden geçtiğimiz pay-for-delay anlaşmaları sıklıkla karşımıza çıkabiliyor. Eczacı depolarının eczanelere yapılan tedarikle ilişkin anlaşmaları incelenebiliyor. Dikey anlaşmalara bakacak olursak ki bunlar muhtemelen bu ilaç firmaları ile eczacı depolar arasındaki münasırlık anlaşmaları muhtemelen bir istatistik yok elimde ama herhalde Rekabet Kurumu'nun en çok incelediği kararlar bu münasırlıklara ilişkin muafiyet başvuruları oluyor. Yine ilaç firmaları ile eczaneler arasında dikey anlaşmalar olabildiğini de görüyoruz. Teşebbüs birliği kararlarını incelediğimizde ilaç sektöründe teşebbüs birliklerinin biraz daha etkin olduğunu görüyoruz. Hem eczaneler boyutunda hem de ilaç firmalarının dernekleri teşebbüs birlikleri kapsamında bir takım eylem ve kararlar görüyoruz. Burada bir listemiz var. İşte eczanelerin meslek örgütlerinin üyelerin ticari kararlarına müdahaleleri, meslek örgütlerin bazı eczanelere ürün verilmemesi yani teşebbüs birliği kararlarından ayrıksız davranış gösteren eczanelere ürün vermemesine yönelik yönlendirmeler. Yine meslek örgütleri bünyesinde alınan kararlarla çeşitli ilaç firmalarına veya işte diğer aktörlere uygulanan boykot uygulamaları. Keza geçen sene Türk Eczacılar Birliği de bundan dolayı bir ceza yedi. Türk Eczacıları TEB bünyesinde sağlayıcı firmalara yönelik bir takım bazı ilaç firmalarının ürünlerinin alınmaması yönelik dışlayıcı uygulamalar nedeniyle ceza yediğini de gördük tabii. İşbirliği anlaşmaları ilaç sektöründe karşımıza çıkıyor. Burada dört ana grubumuz
var. Ar-Ge anlaşmaları olabiliyor. Üretime ilişkin anlaşmalarımız var. Ticarileştirme anlaşmaları var. Bir de diğer anlaşmalar dediğimiz bir kategori var. İlaç Avrupa Komisyonu raporundan aldım bu kategorizasyonda. Bu şekilde işbirliği anlaşmalarımız da olabiliyor. Tabii ki çok patentin çok merkezde olduğu bir sektör olduğu için 6. madde anlamında hakim durumu kötüye konulması anlamında davranışlar incelemeleri konu olabiliyor. İşte patent öbekleri oluşturma yani patentleri birbirine bağlayarak münasılık süresini arttırmaya dönük davranışlar gündeme gelebiliyor. Yine zaman zaman aşırı fiyatlama davranışlarının konuşulduğunu görüyoruz. Product hopping dediğimiz orijinal ilaç üreticilerinin patent sürelerinin dolmasına yakın mevcut ürünlerine çok benzer ürünleri piyasaya sunmaya yönelik davranışlar incelenebiliyor. Orijinal ilaç üreticilerinin, jenerik ilaç üreticilerinin ürün numunelerine erişimini engellemesi gündeme gelebiliyor. Yine diğer sektörlerden de bildiğimiz dışlayıcı indirim koşulları ve münasılık hükümleri incelemelere konu olabiliyor. Ve yine diğer sektörlerden bildiğimiz mal vermeyi reddetme veya eşit olmayan koşullar öne sürme gibi davranışlar da incelemelere konu olabiliyor. Bölümde son olarak da pazar yoğunlaşmalarına bakıp kararlara geçeceğim. Pazar yoğunlaşmaları olarak yine orijinal ilaç üreticilerinin jenerik ürün pazarına girmek amacıyla yaptıkları devralmalar, yani jenerik firmaları veya jenerik firmaların ürünlerini devralmaya yönelik davranışlar olabiliyor. Benzer etkili ürünleri devralma yoluyla o ürünler bakımından pazar gücünü arttırmaya yönelik devralmalar olabiliyor. Jenerik ilaç üreticilerin birim maliyetlerini düşürmek üzere ölçek ekonomisinden faydalanmak amacıyla yaptıkları birleşme ve devralmalar olabiliyor. Killer acquisitions dediğimiz aslında bugünlerde dijital piyasalarda çok popüler bir terim bu. Aslında ilaç sektörü çıkışlı da bir terim. Bu da görece küçük bir şirketin ve yenilikçi bir teknoloji veya ilaç bileşeni sunan bir teknolojinin geliştiren bir şirketin büyük balık olarak tabir edebileceğimiz daha büyük bir firma tarafından devralınmasını ifade ediyor. Böylelikle küçük ilaç firması palazlanıp kendisine rakip olmadan aslında onu veya onun teknolojisini bünyesine katmış oluyor orijinal ilaç firmaları. Bunu da zaman zaman kullanıyorlar. Zaman zaman bu devraldıkları ürünleri veya şirketleri onlardan faydalanmıyorlar. Yine orijinal ilaç üreticilerin biyoteknoloji firmalarıyla gerçekleştirdiği birleşme ve devralmalar ve işbirliği anlaşmaları gündeme gelebiliyor. Bunu da yine aslında COVID sürecinde çok gördük. Örneğin mRNA aşıları, Pfizer ilaç firması, BioNTech biyoteknoloji firması gibi işbirliği anlaşmaları ve yoğunlaşmalar olabiliyor. Ve tabii genel olarak Ar-Ge ve inovasyonu olumsuz etkileyebilecek birleşme ve devralmalarda rekabet otoriteleri tarafından inceleniyor. Bu kısmı da tamamladık. Şimdi dört tane karar incelemek istiyorum ben. Bunlardan ilki Rekabet Kurumu'nun verdiği Lucentis kararı. Lucentis kararında iki tane ilacımız var. Öncelikle ilaçları tanıyarak başlamak istiyorum. İlaçlardan bir tanesi Lucentis, Novartis'in ilacı. Lucentis, göz hastalıklarında kullanılmak üzere ruhsatlandırılmış ranibizumab etkin maddeli bir ilaç. Diğer ilacımız da Altuzan ki Altuzan aslında bir tek Türkiye'de Altuzan ismiyle satıyor. Dünyanın geri kalanında Avastin ismiyle satılıyor. Altuzan da bevacizumab etkin maddeli aslında metastatik kanser tedavisi için ruhsatlandırılmış bir ilaç. Fakat uzun yıllardır tüm dünyada doktorlar tarafından göz hastalıklarında da kullanılıyor. Ülkemizde de birazdan süt değişikliği, sağlık uygulama tebliği değişikliği ona da geleceğiz. Ülkemizde de Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, TİCK'nın bir endikasyon dışı ilaç listesi var. Bu listedeki ilaçlar doktorlar tarafından ilgili hastalık bakımından ruhsatlandırılmamış olsa bile doğrudan reçete edilebiliyor. Normalde bir hastalık için ruhsatlandırılmamış bir ilacın doktor tarafından reçete edilebilmesi için doktorun TİCK'dan izin alması gerekiyor. Fakat bu listede yer alan ilaçlar için doktorun dönüp TİCK'ya sormasına gerek kalmıyor ve direkt reçete edebiliyor. Altuzan da göz hastalıkları bakımından bu listeye girdi sonradan. Geleceğiz oraya da. Dosya konu şikayette neler var onlara bakalım isterseniz. Burada bevacizumab etkin maddeli Altuzan'ın göz hastalıkları bakımından da kullanılabildiği
Altuza'nın 100 miligramlık kutusunun satış fiyatının 938 lira dolaylarında olduğu ve bir kutunun 10-20 doz kullanım için yeterli olduğu. Lucentis'in ise 10 miligramlık ürünün satış fiyatının 2700 lira dolaylarında olduğu ve bir kutu kullanımın ancak tek doz kullanıma yettiği. Dolayısıyla da Lucentis'in aslında 600'dan yaklaşık 30-40 kat daha pahalıya geldiği ifade ediliyor ve Novartis ve Roche'un bu ürünlerden pahalı olan Lucentis'in kullanımını yaygınlaştırmak üzere birlikte hareket ettikleri iddiasıyla iddiaları üzerine soruşturma açılıyor. Tabii buradaki durumu anlamak için bu şirketlerin ve ilaçların arasındaki ilişkiyi anlamak da çok önemli. Ki kararın birçok kısmında da bu yapıya atıf yapılıyor. Öncelikle genel tekliği bir şirketimiz var. Amerika merkezli bir şirket ve hem Altuza'nın hem de Lucentis'in geliştiricisi olan şirket Genentech. Altuza'nın ABD dışındaki hakları Roche'a ait. Roche tarafından satılıyor. Lucentis'in ABD dışındaki hakları da Novartis'e ait. Fakat işin ilginci Genentech aslında bir Roche iştiraki. Roche'un yavru şirketi. Dolayısıyla Roche Altuzan satışlarından doğrudan gelir elde ederken Novartis'in Genentech'e ödediği lisans bedelleri üzerinden de Lucentis satışlarından dolaylı bir gelir elde ediyor aslında. İşi bir daha da enteresan noktaya taşıyan husussa soruşturma esnasında Roche'un %30'un üzerindeki bir hissesi de aslında Novartis'e aitti. Kasım 2021'de bu hisseleri Roche'da herhalde ama soruşturma esnasında böyle de bir durum vardı. Yani aslında şurada görmüş olduğunuz üzere çok enteresan bir ilişkiler yumağı vardı burada. Hem ilaçlar hem de şirketler arasında. İlgi ürün pazarının nasıl tanımlandığına bakacak olursak burada ilgi ürün pazarının anti göz içi iğne molekülleri olarak tanımlandığını görüyoruz. Bu yönüyle de enteresan bir değerlendirme. Zira yani bevacizumab ve ranibizumab etkin maddeleri aslında aynı ATC 3 sınıfında bile yer almayan etkin maddeler. Burada bir hastalık için ruhsatlandırılmış bir ilaçla aslında o hastalık için ruhsatlandırılmamış endikasyon dışı ilaç listesinde yer aldığı için o hastalığın tedavisinde kullanılan bir ürünün aynı ilgi ürün pazarında değerlendirildiğini görüyoruz. Tabii bu ilgi ürün pazarı tanım yapılırken ve ürünler arasında ikame ilişkisi kurulurken de çok sayıda akademik çalışmaya referans verildiğini, dünya uygulamalarının değerlendirildiğini, yine doktorlara bu ürünlerin ikame olup olmadığını sorulduğunu görüyoruz. Keza kararın birçok kısmında İtalyan Rekabet Otoritesi'nin daha önceki kararlarına da atıflar var. Oradaki akademik çalışmalara da atıflar var. İlgi ürün pazarı bu şekildeydi. Kararın enteresan yönlerinden bir tanesi olduğunu düşünüyorum ben. Sağlık uygulama tebliği değişikliğimiz var. Bu kararı ilgilendiriyor. Sağlık uygulama tebliğinde Aralık 2018'de yapılan bir değişiklikle de Lucentis'in yani daha doğrusu bevacizumab etkin maddesinin göz hastalıkları tedavisinde ilk basamak tedavi olarak kullanılması zorunlu hale getiriliyor. Aslında bu değişiklikle de taraflar arasında olduğu iddia edilen birlikte hareketin fiili etkisi ortadan kaldırılmış oluyor. Altuzan'ın kullanımı zorunlu hale geliyor bevacizumab'ın. Taraflar hangi davranışlar istinad ediliyor? Bu süt değişikliğinin bu istinad edilen davranışlar bakımından önemli vardı zira. Novartis'e istinad edilen davranışlara baktığımızda soruşturma heyeti Novartis'in bu ilgili sağlık uygulama değişikliğini iptali için kamu kurumları nezdinde itirazlarda bulunduğunu ve davalar açtığını, yine hem bu süt değişikliği öncesinde ve sonrasında Altuza'nın doktorlara olumsuz şekilde tanıtılması için yani Altuza'nın göz hastalıklarında kullanımının sakıncalı olduğunu belirterek bir takım olumsuz tanıtımlar yaptığını ifade ediyor soruşturma heyeti. Roche'a isnat edilen davranışlara baktığımızda da Roche'un 2011 yılında Altuza'nın prospektüsüne bu ürünün göz hastalıkları bakımından kullanılmasının uygun olmadığına yönelik bir ibare eklettiğini ve bu ibarenin kaldırılması yönünde Sağlık Bakanlığı'ndan gelen taleplere uzun süre direndiğini
isnat ediyor. İşte hatta Sağlık Bakanlığı'ndan gelen yazılara belli bir süre boyunca Roche'un cevap yazmadığını, verdiği cevaplarda oyalama taktiği izlediğini ifade ediyor soruşturma heyeti. Yine Althusser'ın göz hastalıklarını da kullanımının çeşitli ortamlarda bunun uygun olmadığını savunduğunu, doktorlara bu yönde bir takım yönlendirmelerde bulunduğunu, ruhsatına göz hastalıkları indikasyonlarını ekletmediğini ve yine göz hastalıklarında kullanılmak üzere tek kullanım form geliştirmediğini ifade ediyor soruşturma heyeti. Daha sonra da bu değerlendirme aslında çok kilit. Az önce bahsettiğimiz o ilaçlar ve şirketler arasındaki ilişkiler yumağının yani Roche'un hem Althusser'dan doğrudan gelir elde ederken çok daha pahalı olan Lucentis'ten de dolaylı gelir ediyor olmasının bu durumun Roche'un Althusser'dan gelecek kar motivasyonunu azaltacağını, Althusser'ın satış potansiyelini aktif olarak değerlendirmesi güdüsünü azaltacağını ve belki de yok edeceğini ifade ediyor soruşturma heyeti. Temel eksen buyken buna dayanak olarak ayrıca yine Roche'da gerçekleştirilen yerinde incelemede Novartis'in ürünü olan Lucentis'e ait bir kampanya ilişkin ticari sır niteliği taşıyabilecek detaylar içeren bir Excel dosyası da buluyorlar. Bunu da ayrıca destekleyici unsur olarak değerlendiriyor ihlale yönelik olarak soruşturma heyeti. Ve sonuç olarak teşebbüslere 454 sayılı kanunun 4. maddesini uyumlu eylemde bulunmak suretiyle ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezası uygulanıyor. Burada benim dikkat çekmek istediğim diğer bir husus, burada ihlal tespit edilirken teşebbüsler arası herhangi bir iletişim ihlale dayanak gösterilmiyor. Yalnızca AİFD'de Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği bünyesinde bazı toplantılara beraber katıldıklarını ifade ediyorlar ki orada başka firmalar da var. İfade ediyor ve herhangi bir iletişimi ihlale dayanak gösterilmeksizin uyumlu eylem üzerinden bir ceza uygulanıyor burada şirketlere. Ve Novartis'e 165 milyon TL, Roche'a da 113 milyon TL idari para cezası uygulanıyor. Daha önce İtalyan Rekabet Otoritesi'nin aynı gerekçeyle bu teşebbüslere uyguladığı bir ceza olduğunu görüyoruz ki bizdeki kararın birçok kısmında da buradaki İtalyan Rekabet Otoritesi'nin kararına atıfediliyor. Yine Fransız Rekabet Otoritesi'nin 2020 yılında uyguladığı fakat burada hakim durumun birlikte kötüye kullanıldığı gerekçesi uyguladığı bir karar var. Bizdeki kararda böyle bir soruşturma yürüdüğü ifade ediyor ama tabii soruşturma dönemleri aynı döneme denk geldiği için buradaki kararı çok atıf yapmıyorlar soruşturma raporunda. Lucentis kararı genel olarak bu şekildeydi. Yani bir pazar tanımı yönüyle enteresan bir karar olduğunu düşünüyorum. İki, iletişim dayanak gösterilmeksizin uyumlu eylem üzerinden ceza verilmesiyle de ilgi çeken bir karar olduğunu düşünüyorum Lucentis kararının. Bir diğer kararımız Avrupa Komisyonu'nun Aspen kararı. Burada da patent koruması sona ermiş 6 tane ilacı devralan Aspen'in bu devralmalar sonucunda hakim duruma geldiği ilgili ürünler bakımından. Ve 2011 yılından itibaren ürünlerin fiyatlarını yüksek oranlarda artırmak üzere planlar geliştirdi. Dışsal referans fiyatlandırma sistemlerini etkileyecek şekilde çeşitli üye devletlerde ilaç fiyatlarının ardı ardına zamlar yaptı. Fiyat artışı yapmak istemeyen otoriteleri ilaçları piyasadan çekmekle tehdit etme stratejisi uyguladı. Ve ürün fiyatlarının 7 yıllık süre boyu zarfında birkaç kat birden arttığı iddiaları üzerine komisyon Aspen'in hakim durumunu kötüye kullanmadığını ve aşırı fiyatlama davranışında bulunmadığını incelemek üzere bir soruşturma başlatıyor. Burada ilgili ürün pazarının nasıl tanımlandığına bakacak olursak az önce değindiğim üzere burada ilgili ürün pazarının molekül bazında ATC 5 sınıfı bazında tanımlandığını görüyoruz. Burada da bunu yaparken komisyon kanser ilaçlarının molekül bazında yan etki, risk gibi ve fiyat anlamında birbirinden ayrıştığını ifade ediyor ve dolayısıyla ATC 5 bazında tanımlamaya karar veriyor. İlgi coğrafi pazarlar burada da ulusal seviyede tanımlanıyor ve her bir ülkede Aspen'in bu ürünler bakımından çok yüksek pazar oranlarına işte %70'lerin, %80'lerin hatta %90'ların üzerinde
pazar paylarına eriştiğini tespit ediyor komisyon. Dolayısıyla da Aspen'in hakim durumda bulunduğunu kanaat getiriyor. Daha sonra da aşırı fiyatlama olup olmadığını inceliyor. Bunu incelerken de United Brands kararında ortaya konan meşhur iki aşamalı testi uyguluyor. Bu testin ilk aşaması fiyatların aşırı olup olmadığını tespiti esasına dayanıyor. Öncelikle burada fiyatların aşırı olup olmadığına bakarken Aspen'in karlılık oranlarını inceliyor. İşte en sağ sütuna bakarsanız burada EBITDA, Türkçesi FABÖK, faiz, amortisman, vergi öncesi kar. Aspen'in FABÖK oranlarına bakıyor ve Aspen'in FABÖK oranının, yani masraflar düştükten sonra kalan kar oranının 2012 yılında %40-%50 seviyelerindeyken bunun işte 2015'ten itibaren %80'lerin, %90'ların üzerine çıktığını tespit ediyor. Daha sonra da benzer rakiplerin favori oranlarını inceliyor ve bunların ortalamasının %23 civarında olduğunu tespit ediyorlar. Bu %23'lük oranı da kar masraflar düşüldükten sonra kalan makul kar oranı olarak değerlendiriyorlar ve bu %23'lük oranla Aspen'in karlılık oranlarını karşılaştırıyorlar alt tabloda göreceğiniz üzere. Ve bu karşılaştırmaya bakıldığında Aspen'in karlılık oranını bu %23'lük orandan 2012 yılında %30-%40 fazlayken 2017'den sonra bu oranın %300'lerin üzerine çıktığını tespit ediyor ve testin birinci aşamasında Aspen'in fiyatların aşırı olduğuna kanaat getiriyor ve birinci aşamaya tik atıyor. Daha sonra ikinci aşamaya geçiyor. Burada da aşırı fiyatların haksız olup olmadığını inceliyor. Bunu yaparken de Aspen'in birim maliyetlerindeki değişiklikle ortalama fiyat değişikliklerini karşılaştırıyor. İşte maviler maliyet artışları, kırmızılar tabloda gördüğünüz fiyat artışları ve burada fiyat artışları ile giderler arasında orantısızlık olduğunu ve Aspen'in karlılık oranlarının çok yüksek olduğunu tespit ediyorlar. Ve yine Aspen'in bu yüksek fiyat artışları ve karlılık oranları için meşru bir sebep bulunmadığını tespit ediyorlar. Bu meşru ve sebep bulunmadığını, aşırı fiyatlamanın haksız olduğunu değerlendirirken birçok yerde şirketin muhasebe kayıtları bir defa çok inceleniyor, bunu da belirtelim. Ve ayrıca ekonomik analizlere ek olarak kararın birçok kısmında işte iletişimler, mail yazışmaları gibi belgelere, delillere de yer verildiğini görüyoruz. Örneğin burada yer verdiğim e-posta ifadelerine bakacak olursanız burada fiyat artış fırsatlarının olduğunu, sömürücü davranışlarda bulunabileceğini ortaya koyan yazışmalar olduğunu değerlendiriyor bunların soruşturma heyeti. Yine ilgili ulusal otoritelere yönelik tehditler ve bu otoritelerin artan harcamalarını dayanak gösteriyorlar. Bu sağ altta da yine, özür dilerim, en altta da bir Aspen yetkilisi tarafından yerel distribütörlere gönderilen bir e-postayı görüyoruz. Burada da işte, take it or leave it, no other alternative gibi tehditvari ifadeler yer aldığını değerlendiriyor heyet. Ve sonuç olarak ikinci aşamaya da tik atıyorlar. Aspen kararı şu yönüyle enteresan. Avrupa Komisyonu'nun ilaç sektörüne yönelik olarak tesis ettiği ilk aşırı fiyatlama kararı, Aspen kararı. Fakat iki önemli yansıması var bunun. Birincisi, aşırı fiyatlama tespiti yapılmasına karşın Aspen'e herhangi bir ceza uygulanmıyor ve Aspen'in sunduğu taahhütler kabul ediliyor. İşte burada üç tane taahhüt var. Birincisi, Aspen bu altı ilacın fiyatını Avrupa genelinde yaklaşık %73 oranında düşüreceğini taahhüt ediyor. İkincisi, yine fiyatların indirildiği seviyeyi 10 yıl boyunca koruyacağını taahhüt ediyor. Ve 5 yıl boyunca pazara ürün tedarik etmeyi taahhüt ediyor. İkinci olarak, ki bu geçen haftaki Bulut Beyler'in sunumunda da gündeme geldi biraz. Burada komisyon hakim durumun kötüye kullanılmasını incelediği bir dosyada amaç bakımından ihlal benzeri bir yaklaşımla çok sayıda mail yazışmasını, iletişim bulgularını ekonomik analizlere de dayanak olarak, bir bunlara destek olarak bir ihlale sebep gösteriyor. Burada işte az önce bahsettiğimiz ürünleri piyasadan yöne çekmeye yönelik tehditler
dışsal fiyatlandırma sistemlerini etiklemeye dönük bazı mail yazışmaları ve yine fiyat arttırmaya yönelik yazışmalar da ihlale dayanak olarak gösteriliyor. Aspen kararı da bu yönleriyle ve de muhasebe kayıtlarına çok yoğun incelenmesiyle enteresan bir karar diyebiliriz. Ve son olarak ben de Pay4Delay anlaşmalarını Avrupa Birliği'ndeki biraz değineceğim. Belki bir iki farklı bir şey daha söyleyeceğim. Öncelikle burada Generics UK kararımız var. Zaten copy-paste gibi bu iki karar. Lübeck kararı ile Generics UK kararı. Generics UK kararına baktığımızda burada Paroxetin isimli antidepresan özellikle bir etkin madde var. Bu GlaxoSmithKline firması tarafından geliştirilen ve patent koruması 99-2000 yıllarında sona eren bir ürün. Bu ürünün patent süresinin dolmasının ardından bir takım ikincil patentler alıyor GlaxoSmithKline firması. 2016 yılına kadar geçerliliğini koruyacak patentler bunlar. Daha sonra jenerik ürünlerini pazara sunmak isteyen 3 firma bu alınan ikincil patentlerin geçersiz olduğu iddiasıyla davalar açıyor. Akabinde de GlaxoSmithKline ve jenerik firmaları bir takım değer aktarımları karşılığında bu dava süreçlerini sonlandırmak üzere anlaşıyorlar. Burada bir tabloda aslında bu değer aktarımlarının neler olduğu yazıyor. Bunları tek tek üzerinden geçmeyeceğim. Bunları değerlendiren Competition and Markets Authority yani Birleşik Krallık'ın rekabet otoritesi buradaki değer aktarımların asıl amacının jenerik ilaçların pazara girişini engellemek olduğu gerekçesiyle de GlaxoSmithKline'a, Generics UK'ye ve Alf Pharma'ya yaklaşık 45 milyon pound tutarında bir idari para cezası uyguluyor. Burada Ibex firmasına iç hukuktan kaynaklanan bir sebepten ötürü ceza uygulanmıyor, onu da belirtelim. Diyorum, bu kısmını aklınızda tutmanızı rica ediyorum. Lundbeck kararına geçiyorum. Keza aslında dediğim gibi copy-paste gibi olaylar zaten birbirine çok benziyor. Lundbeck kararında da yine antidepresan özellikli Stalopram isimli bir etkin maddemiz var. Bu da Lundbeck tarafından geliştirilen ve patent koruması 2002 yılında sona eren bir ürün. Bu ürünün ikincil patentleri hala devam ediyor. Burada da yine jenerik ürünlerini pazara sunmak isteyen 4 firma Lundbeck tarafından alınan ikincil patentlerin geçersiz olduğu iddiasıyla davalar ikame ediyorlar. Daha sonra Lundbeck ve jenerik firmaları yine bir takım değer aktarımları karşılığında bu dava süreçlerini sonlandırmak üzere anlaşıyorlar. Buradaki tabii Generics UK kararı Birleşik Krallık'taki davranışları inceliyordu. Burada coğrafi alan biraz daha geniş. Hem Danimarka var hem Birleşik Krallık var. Bir de biraz işin içine Avrupa Birliği genelinde kapsayacak şekilde anlaşmalar da giriyor. Burada işte komisyon bu firmalara yine asıl bu anlaşmanın asıl amacını jenerik ilacını geciktirmek olduğu gerekçesiyle yaklaşık 146 milyon euro tutarında para cezası uyguluyor. Daha sonra, özür dilerim, burada bir de değer aktarımları yine Lundbeck kararındaki gösteren uzun bir tablomuz var. Şöyle biraz göstermek isterim. Oldukça detaylı bir tablo zaten slaytlar dağıtıldığı için bunun çok üzerinde vakit kaybetmek istemiyorum. Burada yine devamı var. İşte hem Birleşik Krallığı hem Avrupa Ekonomik Alanı hem de Danimarka'yı kapsayacak şekilde firmasına göre değişiyor bu anlaşmalar. Sonuç olarak her iki karar da Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın önüne geliyor ve Avrupa Birliği Adalet Divanı burada rekabetin amaç bakımından kısıtlanıp kısıtlanmadığını tespit etmek üzere uyguluyor. Bu da iki kararda da benzer yaklaşımı izliyor ve üç önemli değerlendirmede bulunuyor. İşte 2020 yılında Generics UK kararını veriyor. 2021'de de Lundbeck kararını veriyor ve Ekin hocamızın da dediği gibi neredeyse birebir aynı şeyleri söylüyor. Buradaki ilk değerlendirme çok önemli. Buna iki hafta önce Şahin Bey de değinmişti ki bu ilaç sektörünü değil, bütün rekabet hukuk uygulamasını ilgilendiren ve oldukça da önemli bir değerlendirme. Burada Abad diyor ki amaç bakımından ihlal konsepti dar yorumlanmalı. Ve amaç bakımından ihlal ortaya atılıyorsa buna ilişkin ispat standartı yüksek olmalı ve ihlal mutlaka güçlü hukuki ve iktisadi delillerle ortaya konulmalıdır diyor. Çok önemli bir ifade olduğunu düşünüyoruz bunun. Ayrıca yine diyor ki
Henüz pazarlama izni almamış jenerik ilaç üreticileri de orijinal ilaç üreticilerinin potansiyel rakibi olarak kabul edilmelidir diyor. Bu da yine potansiyel rakip test dediğimiz test bakımından yol gösterici bir ifade. Ve son olarak diyor ki, eğer orijinal ilaç üreticileriyle jenerik ilaç üreticilerinin rekabet etmemeye yönelik anlaşmalarının tarafların ticari menfaatlerinin bir yansıması olmaktan başka bir açıklaması yoksa rekabetin amaç bakımından ihlal edildiği kabul edilmelidir diyor. Ve sonuç olarak ABAD her iki kararında da rekabetin amaç bakımından kısıtlandığı yönünde karar tesis ediyor. Dedim, bu da benim inceleyeceğim son karardı. Böylelikle sunumun sonuna gelmiş oldum. Sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Varsa şimdi soruları alabilirim. Melih Bey, çok teşekkür ederiz. İlaç sektörünün güzel bir resmini çizdiniz. Hani sektör çok daha geniş tartışmalar da içeriyor ama sizi ihlallerle sınırlı tutarak anlaşmalarda göz ardı ettiğiniz teşebbüsü kararlar da önemli ama çok önemli ihlaller ve çok önemli tartışmalarda barındırıyor. Özellikle Novartis, Roche Novartis kararı Türkiye'de de yani Avrupa ülkelerinde de verildikten sonra Türkiye'de de verildi. Az delille verildi. Belki de zaten Avrupa'da yaptıklarının aynısını yaptıkları biliniyordu ama fazla da delil bulunması zordu. Aspen kararı bence çok önemli çünkü ilaçlar birçok ülkede farklı fiyatlandığı için bu aşırı fiyatlama tartışmalarında şöyle bir tartışma da var. Yani bazı ülkelerde yüksek fiyatlanıyor, bazı ülkelerde çok da böyle çok dar bir marjinle fiyatlandığı için şirketler şey de diyebiliyorlar, yani dünya çapında her zaman bu gelir elde edemiyoruz. Bir de şey var, çapraz pansiyon vardır biliyorsunuz ilaç sektöründe. Hani bir patenti bulmak için yaptığınız masraf ve bazen hiç işe yaramayacak bir patent için ya da hiç patentini alamayacağınız bir deneme için de milyarlarca dolar masraf edebiliyorsunuz. Bu da bir tartışma. Ama taahhütte verdiklerine göre herhalde ortada bir şeyler var ki dava ya da ileride bu sonuca varamayacaklarını düşündüler ki taahhütte de sonlandırdılar. İlginç bir karar. Teşekkür ederiz. Gayet net açıkladığınız tüm kararları. Sorusu olan varsa hem chatten hem de el kaldırarak alabilir. İsterseniz ekran paylaşımını kapatalım. Daha rahat ederiz. Tamam. Evet. Gördüğüm kadarıyla Hamdi Hoca bu sefer kısa olursa sevinirim çünkü süremizle evet. Daraldı. Hem başka tartışmalar da yer bırakabiliriz. Size bırakırım anlayacağız. Öncelikle çok teşekkür ediyorum her iki sunumu yapan eski öğrencime, sevgili meslektaşlarıma. Buradan iki saat farkımız var. O yüzden de burada daha henüz erken Muzaffer Hocam. Biz kalabiliriz ama size geç olacak gibi. Konuyu gerçekten de etrafını camiayan mani tarzda bir şeyle sınırlandırarak, patentle alakalı olarak sınırlandırarak anlatılmış. Gerçekten de çok teşekkür ediyorum sevgili Melih'e ve sevgili Ekin'e. Çok güzel ve doyurucu bilgiler ihtiva ediyor. Burada genç meslektaşlara ve bu alanda çalışmak isteyen sık sık bize sorular yöneltildiği için hangi konularda tez yazabiliriz, neler yapabiliriz, işte doktora çalışmalar nasıl yapabiliriz, birkaç tüyo vermek istiyorum. Gerçekten de ilaç sektörü patentle fikri mülkiyetin hem markanın hem patentin hem de rekabet hem de haksız rekabeti kesiştiği noktada çok önemli. Hem uygulamada avukat olanlar için ciddi manada bir pazar aslında teşkil ediyor. Aynı zamanda akademisyenliği düşünenler için de çok ciddi manada bir araştırma potansiyeli var, çok yönlü. Bunlardan bir tanesi mesela geleneksel tıbbi tedavi metotları ki dünyada en meşhur ülke Şili'dir bu konuda. Ve Türkiye'nin de ciddi bir potansiyeli var. Şunun için önemli, etken maddenin tespiti aslında en çok masrafın yapıldığı bir konudur. Bu yüzden de ilaç sektörü sahada gezer, ülkeleri gezer, kırsal kesime gezer. O bizim işte koca karı ilacı dediğimiz ilaçların niye hastalığa iyi geldiğini tespit ettiği an etken maddesini ve ilaç oradan başlar.
Diğer bir konuda şey konusu, moleküler genetik konusu ki Türkiye dünya çapında Tayfun Özçelik Hoca vardır Bilkent'te. İşte lösemi genini tespit eden, Ünal-Tan sendromu genini tespit eden, dünyada gerçekten de adını yazdırmış bir kişidir. Ama bunu mesela İngiltere'de yapamazsınız, bunu Amerika'da yapamazsınız. Bu, çünkü dünyada genetiği en zengin ülke kan yönünden Türkiye'dir arkadaşlar. Yani Türkiye'de araştırmanın yapılması gerekiyor. O anahtar olmadan 2 milyar değil 200 milyar da koysanız ilacı geliştiremiyorsunuz. İşte bu potansiyeli de kullanmak çok önemli ve artı o geleneksel tıbbi tedavi yollarını patentin önünde de engel teşkil ediyor aynı zamanda yerine göre. Bunu da her ülkenin sahip çıkması gerekiyor. Dediğim gibi Şili dünyada bu konuda Veri Bankası'nı en iyi organize etmiş, hiç akla gelmeyecek bir ülke ve en iyi şekilde haklarını koruyan bir ülke. Dolayısıyla bu konuları çalışma alanı olarak yoğunlaşmanızı tavsiye ederim. Bir de bu konuda bir diğer hususta yeni kurulan şirketlerin birleşme ve devralma olmasıyla büyük şirketlerin yutulmasını engellemeye çalışmaktır. Çünkü Türkiye'de bir dönem evet sermaye girişi açısından çok önemli. Kısa vadede çok ciddi bir giriş oluyor. Ama uzun vadede o jenerik ilaçlarının yok olduğunu gördük. Hani avukatlık veyahut da danışmanlık şeklinde bu alanda çalışıyorsanız geleceğe yönelik bu şekilde bir plan yapmak da çok önemli diye düşünüyorum. Bir diğer hususta rekabet hukukunda incelenmesi gereken özellikle ihalelere girerken kısmen değindi yapılan münhasırlık veyahut da daraltılmış bir şekilde alanları bölmek. Bu da hala bir önemli bir konu. Paralel ithalat Avrupa'da önemli, Türkiye'de de önemli hala. Ama Türkiye'de ciddi bir sıkıntılar var. Şimdi girmeyeyim bu konuya hiç. Başka bir tartışma konusu ama bu konular hala dünyanın her tarafında güncel. Çalışmak isteyen arkadaşlar için çok iyi fırsatlar var, onu söyleyebilirim. Vallahi çok güzel Teşekkürler. özetledin. Çok güzel Teşekkür hocam. özetledin. Birçok konu var tabii ilaç sektörü yani bitmez tartışmalar ileride de devam edeceğini düşünüyorum. Yani insanlık var olduğu müddetçe bu ilaç tartışması ve kapitalizmle ilaç arasındaki bu yani sürtüşme hep devam edecek ilaç şirketleri de. Bir şekilde çok sevilen şirketleri de bir şekilde insanlara çok katkıları var ama bir şekilde sevilmemeye de devam ediyorlar. Sorusu olan var mı başka ya da sizin son söylemek istediğiniz bir şey var mı Melih Bey, Ekin Hanım sizde? Yani zor bir şeydir sektördür, çok tekniktir bu nedenle biraz ön bilgisi olması gerekir insanın özellikle rekabet tartışmalarını tam kavrayabilmesi için ama hepimizin de içinde olduğu yani günlük yaşamında bir parçası olan bir sektör. Evet, zaten süremizi de doldurduk sayılır. Ben her ikinize de çok 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 teşekkür ederim. Gerçekten de hani makalelerde sabırsızlıkla bekliyoruz. Sektör spesifik olduğu için sakın az soru geldi diye dert etmeyin. Çünkü sektör spesifik olaylarda herkesin biraz algılaması ya da bir background'unun olması beklenir ki olayı çok daha rahat analiz edelim. Ben çok aydınlandım. Benim de çok ilgilendiğim ya da sürekli ilgilendiğim bir sektör değildi. Eminim dinleyiciler de çok aydınlanmıştır. Sektörle ilgilenmeye, sektöre farklı bir gözden bakmaya, özellikle rekabet hukuku açısından sektörün önemini de çok iyi algıladık. Bitmeyecektir ilaç sektöründeki rekabet tartışmaları. Bugünkü tartışmalarımız yani buzdağının bir yüzüdür aslında daha birçok tartışmayla beraberinde. Getiriyor ilaç sektörü rekabet hukuku açısından. Her iki sunumcuya da tebliğ sahibine de çok teşekkür ederim. Katılımcılara da çok teşekkür ederim. Seminerlerin yarısını tamamladık. Diğer yarı da görüşmek üzere. Haftaya yine iki ilginç sunumla görüşeceğiz. İyi akşamlar diliyorum. Dikkat edin. Teşekkürler, iyi akşamlar. Teşekkürler, iyi akşamlar.